Evet, yenildik 2-1. Düşme hattında devam ediyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Hani açık konuşmak gerekirse oyuncular hem bugünkü maçta hem de geçen haftaki Antalya Spor maçında ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Bu hafta iki pozisyona dahi girmeden iki farklı üstünlük kurdular. Sonra yaptığımız değişikliklerle Dadaşov'un golü ve sonra yine hem maçın başındaki pozisyonlar hem gollerden sonraki pozisyonlarda maçı alabileceğimiz maçı ne yazık ki mağlup olarak yine hanemize 0 puanla bir sonraki haftaya taşıyoruz. Antalya maçı da aynı şekilde Antalya Spor'un herhangi bir pozisyonu olmadan yine iki şutla maç bitti. Bu hafta da aynı şekilde. Yani şunu demek istiyorum. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi yapıyor. Oyuncularımla ilgili yayıncı kuruluşa da söyledim. Biz genç bir takımız. Türkiye Ligi'ni bilmeyen oyunculardan kurulu bir takımız. Bunu da neden söylüyorum? Son dakika 2-1, bütün herkes gitmiş. Orada bile pas yapmaları aslında ne kadar bu lige yabancı olduklarını ya da ne kadar genç olduklarını gösteriyor. Tecrübeli olmadıklarını da gösteriyor. Bunu da söylüyorum hep. Bu takımı kuran benim. Sorumluluk bana ait. Ama elimizden geldiği kadar bu sene, sezon başından beri çok mücadele ettiğimiz birçok konu var. Bu 4 maçta da saha içinde yine elimizden gelen mücadeleyi vermek istiyoruz. Vereceğiz de kimsenin şüphesi olmasın. Ama sonucunda İnşallah hakkımızda tüm herkes için, bunu altını çizerek söylüyorum. Tüm herkes için inşallah en hayırlısı olur. Ama biz elimizden geldiği kadar 4 hafta boyunca ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu da bizim tecrübesizliğimizi gösteriyor. Çünkü mesela evet penaltı pozisyonunda biz itiraz ediyoruz ama takım o ara yine bir durdu. Sonrasında atılan bir uzun top, indirilen topta da şut attıklarından sonra direğe çarpan gol olan bir gol. Yani aslında futbol detaylarda gizli. Ama tabii ki bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Futbol biraz ülkemizde at gözüyle izlendiği için herkes olan duruma veya olan skora göre her şey sonuç odaklı olduğu için ülkemizde. O yüzden diğer detayları görmekten, düşünmekten, konuşmaktan çekiniyoruz. Ben yine söylüyorum, ben bunların arkasına sığınmıyorum. Eğer bir pasta varsa ve bu takım düşecekse bütün sorumluluk bende, el kaldırıyorum. Ama bu takım düşmeyecekse, ligde kalacaksa da pasta ortada isteyen istediğini yiyebilir. Ne olduğunu ne bittiğini biz biliyoruz. Oyuncular biliyor, çalışanlar biliyor, personel biliyor. Evet, bu takım burayı hak etmiyor. Bütün rakip takımın hocalarına söyleyin, sorun, konuşuyorum, ediyorum. Ama dediğim gibi tecrübesizliğimiz, gençliğimiz, yeni kurulmamız ve birçok engele rağmen mücadele etmemiz bizi ne yazık ki buralara getirdi. Ama dediğim gibi mücadeleye devam edeceğiz. Belki istifa eder misin, etmez misin? Tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar, saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse belki istifa etmek istedim. Etmem de gerekiyordu. Ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken bu takımı bırakmak, tabii ki git derlerse yine giderim hiç. Başım üstünde yerleri var hiç. Öyle bir derdim de yok ama 4 hafta boyunca burada nasıl bu sene bütün mücadeleleri biz verdiysek bu ekiple, çalışanlarla, futbolcularla, buradaki staffla nasıl bu mücadeleyi verdiysek bundan sonra da 4 maç vereceğiz. Ondan sonra oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım buraya çıkıp, olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şartı ve koşullara rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyı da hak ediyorlar. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederiz. Tamam, hadi kolay gelsin.